Bu savaş pek çok gıda ürünü konusuna da bir bakmamıza neden oldu. Çünkü nasıl bu gıda ürünlerinin ticareti yapılacak? Rusya ve Ukrayna'dan nasıl mal akışı sağlanacak? Bu bir soru işaretiydi hatta Türkiye'ye mal getirmek üzere orada yüklü bir şekilde Azak Denizi'nde bekleyen gemilerin hali gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi ve Putin bu gemilerin yola çıkması için talimat vereceğini söylemişti. Ama tabii bu konu biraz aslında riskli de bir konu. Çünkü Ukrayna ordusu Azak Denizi çıkışına mayın yükledi. Mayın döşedi özür diliyorum. O mayın haritalarını paylaşması gerekiyor Ukrayna tarafının yani sadece Rusya'nın da talimat vermesi, izin vermesi yetmiyor. Bu konu gerçekten karışık bir konu. Ama Denizcilik Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. 24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekletilen 18 ticari Türk gemisinden 17'sinin harekete geçtiğini duyurdu. Bir gemi ise Temruk'ta yükleme için bekliyor. Rusya'nın savaş nedeniyle geçişlere kapattığı Azak denizinde mahsur kalan gemilerin durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e yaptığı görüşmede gündeme gelmişti. Erdoğan, Putin'e gemilerin limanda bekletilmesinin ticareti olumsuz etkilediğini belirterek geçişlerine izin verilmesi gerektiğini söylemişti. Putin de Erdoğan'a gemilerin geçişi için talimat vereceği yanıtını vermişti. Başta çiçek yağ olmak üzere bazı ithal ürünler taşıyan gemilerin Limandan ayrıldığı bilgisini Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimizin keçte beklediği hava şartlarına göre barış limanlarına hareket edecekleri ifade edildi deniyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü de Ukrayna'daki savaş nedeniyle ortaya çıkacak arz açığıyla küresel piyasalarda gıda ve yem fiyatlarının en az %8, en fazla %20 artabileceğini öngördü. Kuruluş hazırladığı raporda Rusya'nın ihracatının uluslararası yaptırımlarla kesinti uğrayabileceğine yer verdi. Ukrayna'da kışlık hububat, mısır ve ayçiçeği yetiştirmek için kullanılan tarlaların %20 ile %30'unun 2022-2023 sezonunda ekilmeyeceğini veya hasat edilemeyeceğini öngören kuruluş tarımda enerji risklerine de değindi. Rusya'nın küresel enerji pazarında önemli bir tedarikçi olduğu ve gelişmiş ülkelerde enerji yoğun bir sektör olan tarımın enerji fiyatlarından da etkileneceği öngörüldü. Dünyada yetersiz beslenen insan sayısı da artacak buradaki savaş nedeniyle buna da işaret etti kuruluş.